Kapsül Günlük Doz'dan herkese merhaba. Bugün, 22 Kasım Çarşamba. Yurdun büyük bir bölümünde, yine parçalı bulutlu bir hava görülecek. Ülkenin en doğusundaysa, kar yağışı ihtimali güçlü. Şimdi haberler. İstanbul'da, 100 metrekare bir konutun ortalama kirası, 17 bin lirayı geçti. Asgari ücretli bir çalışan, bu ortalama kiranın %67'sini karşılayabiliyor. Ankara'da bu oran %82, İzmir'de ise %75, Türkiye genelinde, konut fiyatları %103 artarken, konut satışları ise %8,7 oranında düşüş gösterdi. Emlakjet'in verilerine göre, Ekim ayında Türkiye genelinde, satılık konut fiyatlarında artış görülmezken, kiralık konut fiyatlarında ise %4'lük düşüş gerçekleşti. Gazeteci Hrant Dink'i öldüren o gün Samast hakkında hazırlanan iddianame, kabul edildi. İddianamede, suça sürüklenen çocuk olarak yer alan Samast, 26 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak. İçişleri Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında, Osmanlı Devleti'ne ve Padişah Vahdettin'e hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma başlattı. Soyer, sözlerinin nutuktan alıntı olduğunu hatırlatarak, her sözünün arkasında olduğunu söyledi. MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı seçimi için 50+1 şartının değişmesi isabetli olur diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi. Bu şarta destek verdiği açıklamalarını hatırlatan Bahçeli, MHP olarak aynı görüşteyiz dedi. Cumhur İttifakı'nın bozulmayacağını belirten Bahçeli, şöyle devam etti. Hiç kimse Cumhurbaşkanımız ile aramıza giremeyecektir. Bahçeli, Erdoğan Bahçeli'yi sırtından atacak mı? Başlıklı yazısı üzerinden, gazeteci Barış Terkoğlu'nu hedef alarak şunları söyledi. Bazı zeka özürlülerin sorundan bahsetmeleri alçak bir teşebbüstür. Terkoğlu'nun yanıtı şöyle. Ankara'nın ortasında bir torbacıya ya da Şişli'de yaşı 18 olmamış bir tetikçiye vurdurmadığınız sürece, bırakın tartışalım. Ay Yapım bünyesindeki yargı dizisi, Uluslararası Emmy ödüllerinin en iyi telenovela kategorisi ödülüne layık görüldü. Aynı kategoride daha önce, yine bir Ay Yapım dizisi olan, Kara Sevda ödülü almıştı. Ödül töreninde, 20 ülkeden 14 kategoride, toplam 56 yapım yer aldı. İsrail, ABD ve Katar'dan sonra, Hamas'ta olası bir ateşkes anlaşması sağlamaya yakın olduklarını duyurdu. Anlaşmaya göre, Hamas'ın elindeki 50 ila 100 sivil rehine serbest bırakılacak. Bunun karşılığındaysa, İsrail cezaevlerinde tutuklu bulunan 300 kadar kadın ve çocuk salıverilecek. Olası ateşkes anlaşmasının süresi henüz belirlenmedi. Güney Afrika lideri Cyril Ramaphosa, İsrail'i Gazze'de soykırım yapmakla suçladı. Lübnan merkezli El Meyadin'de görev yapan iki gazetecinin, İsrail saldırılarında öldürüldüğü açıklandı. 7 Ekim'den beri, görev başında hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı ise 50'yi geçti. Elon Musk'ın sahibi olduğu X, ABD Merkezli Medya İzleme ve Araştırma Merkezi MediaMatters'a dava açtı. Gerekçe ise, X'te reklam boykotlarına neden olan antisemitizm analizi. İddianamede, söz konusu merkezin, X'i yok etmek amacıyla verileri manipüle ettiği savı yer alıyor. MediaMatters ise, Elon Musk'ı zorbalık yapmakla suçladı ve kendilerine karşı açılacak her türlü davayı kazanacaklarını duyurdu. Steam, daha önce duyurduğu gibi, Türk lirası ile oyun satmaya resmen son verdi. Artık platform üzerinden, Türkiye'den sadece dolarla alışveriş yapılabilecek. Steam'in dolara dönmesiyle birlikte, çoğu oyunun Türkiye fiyatına da otomatik olarak zam geldi. Daha fazlası için kapsül.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.